geçtiğimiz hafta Avrupa'da neler konuşuldu, öne çıkan önemli gelişmelere ilişkin kısa turumuza başlıyoruz. Biliyorum Brexit'ten fenalık geldi. İnanın Avrupalılar için de öyle. Ancak konuyu dikkatli takip etmemiz gerekli. Zira Brexit gerçekleşirse bundan sadece İngiltere ve Avrupa Birliği değil, Türkiye de zarar görecek. Otomotiv, tekstil ve beyaz eşya gibi sektörlerde yer alan Türkiye merkezli şirketler için İngiltere, Almanya'dan sonra en büyük ikinci ihraç pazarı. Milyar euroluk zararlar söz konusu. Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi pazartesi günü ikinci kez reddedildi ve parlamento 14 Ekim'e kadar zorunlu olarak tatile girdi. Parlamento tatilde ancak Johnson'ın elini kolunu bağlayan yasalar da geçti. Yasalar geçti geçmesine ama Johnson 31 Ekim'de süresi dolan Brexit için gelecek ay düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ek süre talebinde bulunmayacağını söylemeye devam ediyor. Johnson her fırsatta AB ile yeni bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor ancak bunun için herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi henüz net bir önerisini duyan da yok. 6 günde girdiği 6 oylamanın 6'sını da kaybeden Johnson şimdi ne yapacak? Dediğini yapıp parlamentonun çıkardığı yasaları yok sayabilir, son anda geri adım atıp 3. ertelemeyi talep edebilir, görevi bırakıp kraliçeden müzakereli yürütmesi için İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i Brüksel'e göndermesini isteyebilir ya da 14 Ekim günü parlamento açılır açılmaz kendisine yönelik güven oylaması yapılmasını talep edebilir ve bunlardan hiçbiri işe yaramayabilir. Çıkarttıkları yasaların yeterli olmadığını anlayan muhalifler anlaşmasız Brexit'i engellemek için erken seçim seçeneğini kabul etmek durumunda kalacaklar gibi görünüyor. Parlamentonun askıya alınmasına ilişkin olarak da farklı yerel mahkemelere yapılan itirazlardan farklı sonuçlar çıktı. Bir mahkeme bu adımı yasal bulurken bir başka mahkeme yasalara aykırı buldu. Son söz ülkenin üst mahkemesinde olacak. Geçelim Brüksel'e. Avrupa Komisyonu'nun bir sonraki başkanı olacak olan Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, Salı günü AB hükümeti olarak adlandırılan komiserler kabinesini ve politik önceliklerini açıkladı. Von der Leyen'in Türkiye açısından en önemli komiserlik olan genişleme ve komşuluk politikaları pozisyonuna Macaristan eski Adalet Bakanı Laszlo Trocsányi'yi seçmesi hayli enteresan bulundu. Enteresan çünkü her şeyden önce Macaristan gibi birliğin içerisinde hukukun üstünlüğü kurallarına en çok uymayan hükümetten gelen bir kişinin diğer üyeleri bu konuda değerlendirecek olması bir çelişki. Trocsányi, Macaristan'daki tartışmalı anayasa reformlarının arkasındaki isim olarak biliniyor ve göçmen karşıtı aşırı sağ görüşleriyle tanınıyor. Genişleme konusunda Sırbistan ve Batı Balkanlara sıcak bakan Trocsányi'nin Türkiye ve diğer ülkelere olan tavrı oldukça farklı olabilir. Basın toplantısında von der Leyen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınırları açarız açıklamasını hatırlattım ve Türkiye ile mülteciler için ek mali yardım görüşmeleri yapmaya istekli olup olmadığını sordum. Ne var ki von der Leyen var olan 6 milyar euroluk anlaşmadan bahsetmek niyetinde ve olası bir yeni mali pakete ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Von der Leyen üyelik müzakerelerine ilişkin olarak da ülkelerin bize üyeliğe hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi durum söz konusu ifadelerini kullandı. Son olarak von der Leyen'in Avrupalı yaşam tarzının korunması ve göçmen konularını yeni bir komiserlik alanı olarak tek çatı altında toplaması ciddi eleştirilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrası bu portfolyonun en azından isminin değiştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'yı daha yakından takip etmek ve daha fazlasını öğrenmek için tr.euronews.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.